Merhabalar, yepyeni bölüme hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çok özel ve farklı. Doktor Sadiye Kuş. Merhaba. Merhabalar Moşe. Ne doktorusunuz? Ben dermatoloji uzmanıyım. Eğitimimi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladım. Ben doğal güzelliğimi korumak istiyorum diye başvuran hastalara en çok önerdiğim şeylerden birisi omega 3. İyi bir şey yapayım derken cildime zarar verecek bir şey yapmamak için bunu supplementle almanın, tamamlamanın hiçbir zararı yok. Eksikse D vitamini supplementi kullanılabilir. Kendimi düşünmüyorsam dünyayı yani düşüneyim. Bu akşam nemlendiricimi sürerek uyumayacağım. İyi günler. Biz genelde ilham veren kişiliklerle sohbet ediyoruz. Fakat bu sefer ilhamın üstünde farklı bir birikim, farklı bir sektör, farklı bir bakış açısı ve benim çalışmaktan çok keyif aldığım bir ailenin bireyiyle birlikteyiz. Doktor Sadiye Kuş. Merhaba. Merhabalar Moşe. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim. Hoş geldiniz diyemeyeceğim. Ben size geldim. Kliniğinizdeyiz. Ofisiniz mi diyeyim, kliniğiniz mi? İkisini de kullanıyorum. İkisini ofis, klinik. Bağdat Caddesi'nde gerçekten girer girmez huzur bulduğum bir mekan. Çok teşekkür ederim. Doktor Sadiye Kuş kimdir? Onu ben anlatmak yerine kendisinden dinlemenizi isteyeceğim. Kuş ailesiyle tanıştığım zaman gerçekten acaba bir birlikteliğimiz olur mu diye sohbet ettiğimizde ben anında hiç düşünmeden birlikte neyse ona varım hissine kapıldım. O da sizlerden kaynaklanıyor. Çok özel bir aile olduğunuzu çok düşünüyorum. Çok teşekkürler. Hikayenizi herkesle gerçekten paylaşmak isterim. Doktor dediğimiz için istiyorsanız oradan başlayalım. Ne doktorusunuz? Ben dermatoloji uzmanıyım. Eğitimimi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladım. Aslında doğduğum yer olan Michigan'da başlamıştım primet okumaya, ön tıp okumaya. Ama İstanbul hasreti ağır bastı ve soluğu İstanbul'da aldım. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdim. Amerika'da mı doğdunuz? Ben evet, Michigan'da doğmuşum. Onu hiç bilmiyordum. Öyle mi? Harika. Evet, babam öğrenciyken, orada master ve doktora yaparken ekonomi alanında orada doğmuşum. Ama kısa bir süre sonra Türkiye'ye, Ankara'ya yerleşmişiz. Sonra da hayatımın geri kalanı 10 yaşından sonra İstanbul'da geçti. Saint-Benoît Fransız Lisesi'ni bitirdim. Süper. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Arkasından Cerrahpaşa'da okurken dermatolojiye aşık oldum. En sevdiğim staj dermatoloji oldu ve tamam dedim. Yani ben hayatımın bundan sonrasında ne yapmak istediğimi buldum. Ve tek tercihim TUS sınavında dermatoloji oldu. Marmara Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nda çok keyifli bir ihtisas süreci geçirdim. Arkasından da uzman olarak 14 yıl boyunca önce Acıbadem Sağlık Grubu'nda, arkasından da John Hopkins Anadolu Sağlık Merkezi'nde çalıştım. 2016 yılında da kendi kliniğimizi açtık ve hastalarıma bütüncül yaklaşarak kozmetik dermatoloji alanında çalışıyorum. Çok keyif alıyorum yaptığım işte. Sadiye başka ne yapar? Hani doktor kimliğinin dışında neler yapar? Oraya gelmeyelim. Siz çok hızlı geçtiniz. Ben hala Michigan'a takıldım. Niye Michigan'a takıldım? Eyvah, dağılacağız hayır, şimdi. Hayır, dağılmayacağız. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben dediğim gibi hakikaten sizlerden çok etkilendim ve çok keyifle birlikte bir şeyler üretmeye başladık. Ve ben sizden bahsederken, tabii aileden farklı farklı bahsediyorum ama sizden özellikle bahsederken diyorum ki dermatoloji ve biraz sonra tabii ki Seniha'dan da bahsedeceğiz. Bu kadar mı bir insan gerçekten yaptığı işin sembolü olabilir? Bu kadar mı bir insanın işte teni duru olabilir? Teşekkürler, sağ olun. Ve gerçekten hani biz şey diyoruz, doğal güzellik diyoruz, sizin konuşacağız bütün bu inandığınız metodolojiye, felsefenize. Evet, evet. Fakat diyorum ki gerçekten şöyle tarif ediyorum sizi. New England'da doğmuş birisinin
tarzı var diyorum. Yani herkese ve ben bu Michigan hikayesini bilmeden bunu diyorum. Yani şöyle diyorum, Boston'da bir entelektüel veyahut da akademisyen birisini düşünün. Sadiye Hanım ona benziyor diyorum. Ay çok demek şeker. Demek ki haklıymış. Çok, tamam. Çok şeker. Onun için onu paylaşmak istedim sizle. Peki, şimdi bu böyle 10 saniyede anlattığınız çok meşakkatli bir öğrenim süreciniz var ama 10 yaşında İstanbul'a geldiniz. Evet. Ankara'yı da seziyorum sizden. Çünkü o Ankara'nın ağırlığı, güzelliği, kültürünü de seziyorum sizden. Ama siz kendinizi daha fazla İstanbul'da mı pekiştiriyorsunuz? Evet. Daha çok artık İstanbul'u hissediyorum. Peki İstanbul'da Saint Benoît, tabii o bir Fransız ekolü. Evet. Onun size getirisi ne oldu sizce? Bana sanatı sevmek, okumayı sevmek, edebiyatı sevmek bu alanlarda çok katkısı oldu. Çok disiplinli bir insan oldum hayatımın her alanında. İşlerimi geciktirmedim, her şeyi zamanında yaptım. Bunların altında hep bir Fransız eğitiminin yattığını düşünüyorum. Onun dışında bir de Fransızca şarkı dinlemeyi çok seviyorum. Evet. Hani o şey oldu, Fransız müziğine özel merakım var. Klinikte de zaten sürekli Fransızca bir şeylerimiz var, listelerimiz var, Spotify listelerimiz var. Hastalarımız da alıştı artık. Hani onlar da ne çalıyor, bugün ne çalıyorsunuz Sadiye Hanım? Enrico Masiz. Ya ben de Fransız ekolünde okuduğum için onu çok kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü hakikaten İngilizce bir şekilde öğrenilecekmiş zamanı evet, gelince. Evet. Ama o kültürle büyümek gerçekten dediğiniz gibi orada bir disiplin var. O Fransız kültürünün getirdiği hem romantik lisan hem o romantik dünya, yemek olsun, müzik olsun, o kültürün bir parçasının dışında bir parça da orada, bilmiyorum siz aynı şeyi hissettiniz mi? Fikir özgürlüğü olan bir kültür. Evet, evet, buna izin veriyor. Besliyor sizi. Evet. Yani bizim bütün arkadaşlarımız, hala sınıf arkadaşlarımla görüştüğümüzde, görüşmeme de gerek yok. Zaten WhatsApp grubunda devamlı bir tartışma hakkı gerçekten. Ama bu da aslında beyin için iyi bir jimnastik. Dermatolojiye olan aşkınız, şimdi nasıl bir evde büyüdünüz? Yani gerçekten cildine, çünkü sanıyorum anneannenin lafı geçti daha önce, evet, Defne ile. Evet. Dolayısıyla nasıl diyeyim size, hani öyle ritüeller, kadim bilgiler vesaire olan bir evde mi büyüdünüz? Bu daha çok Hasan'ın ailesi, eşimin ailesi. Seniha eşimin anneannesi. Sizin evde değil. Bizim evde değil, evet. Seniha sizin eşimin anneannesi. Sizin evde, yani şimdi sizin dermatolojiye kalbinizi vermeniz Hasan Bey'den önce oluyor değil mi? Şöyle, ben öğrenciyken evlendim eşimle. Dolayısıyla eşim o zaman genel cerrahi uzmanıydı. Kameranın o tarafına doğru gülerek ve aşkla bakmasını sevdiğim Hasan Bey'in odada olmasın. Peki. Öğrenciyken evlendim. Dolayısıyla ben hani dermatoloji stajının ilk günü eve geldim ve Hasan'a dedim ki ben buldum ne okumak istediğimi, neye devam etmek istediğimi, hayatımın bundan sonrasında ne yapmak istediğimi. Ondan sonrasında da Hasan da beni destekledi ve öyle devam etti. O zaman Seniha Hanım hayatta mıydı? Anneannemiz hayatta değildi. Biz Hasan'la tanışmadan çok kısa süre önce hayatını kaybetmiş. Ama Hasan hep anlatırdı. Ne kadar şefkatli, güler yüzlü, çevresine sevgi dolu, doğaya karşı, hayvanlara karşı, insanlara karşı. Mesela bizim şimdi upcycle dediğimiz şey, işte her şeyi yeniden dönüştürerek kullanmak. Bizim sıfır atık dediğimiz bir şey, israfa karşı olmak. Bunların hepsi atıksız yaşam, Seniha anneannede olan şeyler. İşin çok ilginç tarafı, ben Seniha anneanneyi tanımadım ama 3 kuşak sonra onun K-pop dinleyen versiyonu bizim evimize doğdu. Aynı Defne. Şekilde, evet Defne, aynı şekilde doğduğundan beri tüm canlılarla dost, doğayla dost, saf, sadece iyilik düşünen, bizi sıfır atıkla tanıştıran, bunun altını çizmek istiyorum özellikle, Defne oldu. Evet. Defne çok güzel. Biz zaten birkaç tane film çekeceğiz sizler için.
ve aileyi tek tek tanıtmak istiyorum ben. Hep birlikte tanıtsaydık tek tek herkesin üzerine eğilemeyecektik. Defne gerçekten hem benim kendi görüşlerim hem de etraftan Seniha ile bütünleştiğim andan beri duyduğum bir şey. Defne'nin ne kadar özel olduğunu ve gerçekten ne kadar çağdaş ve ileri bilgilere ve vizyona sahip olduğunu herkes söylüyor. Onu da tek tek kendiniz görüp yaşayacaksınız ve hissedeceksiniz. Şöyle diyeyim, Elizabeth Gilbert'in bir kitabı vardı. Onu size getireceğim ve belki okursunuz. Orada gerçekten Seniha Hanım'ın ben tarihçesini okuduğumda, çünkü Seniha.com aslında sizin ailece yarattığınız bir oluşum. Fakat orada Seniha kimdir diye benden önce, yani millattan önce bir bölüm vardı ve ben onu okuduğumda çok etkilendim zaten. Ve orada gerçekten gözümde öyle birisi canlandı. O Elizabeth Gilbert'in senelerce önce yazdığı bir hikayede de öyle Güney Amerika'da şeylerle, bitkilerle, bitkilerin kökleriyle, özleriyle ilgilenen, hı hı, daha sonra bunu bir kimya ve şifa şeyine, yöntemlerine dönüştürmüş bir kadın hikayesiydi. Şimdi aslında bizler için bu çok normal geliyor bugün. Fakat düşünürseniz 1900 kaçlardan bahsediyoruz? Yani 1900'lerin ortalarından bahsediyoruz. Ortalarından bahsediyoruz. O zaman bile bu kadar. Aslında bunlar kadim bilgiler. Kesinlikle öyle. Unuttuğumuz ve şimdi yeniden hatırladığımız bilgiler. İhtiyacımız olan hem kendimiz için hem de doğayı korumak açısından, çünkü doğayı hırpaladığımız bir kesinlikle dönemden geçtik. Kesinlikle. Hem kendi bedenimize hem doğaya iyi gelen. İşte bunu ben hep şöyle söylüyorum, işte çok güzel bir şampuan kullanacaksın, öyle güzel kokutacak ki saçlarını, çok güzel şekil verecek, çok iyi bakım yapacak. Öte yandan da içinde öyle kimyasallar olacak ki, hem senin bedenine zarar verecek o kimyasallar, evet, hem de doğada birikecek suları ve toprağı kirletecek. Hani bu akıl kârı değil. O yüzden o kadimi hayatımıza adapte etmek, günümüz koşullarına adapte etmek bizim en büyük misyonumuz, hevesi. Değil mi? Misyon çok ağır olur ama hedefimiz, hayalimiz, çabamız, çabaladığımız şey bu. Evet. Ama bunu zaten karşıya çok güzel geçirebiliyorsunuz. Zaten bu tip şeylermiş gibi ve mış gibi olmuyor. İnsan kendisi öyle yaşamadığı takdirde karşı tarafa geçmiyor. Çünkü bu bir öğüt gibi, bir ticari amaçlı yapılan bir şey değil. Ben şeyi merak ediyorum. Seniha'nın oluşumu hangi sene oldu? Seniha'nın oluşumu 2-2,5 yıl önce temelleri atıldı. Hani direkt yıl olarak şimdi hemen birden şey yapalım. Aşağı yukarı. Peki yani yeni. Onu Seniha anlatmaya yeni çalışıyorum. Evet, Seniha'nın oluşumu yeni. 2-2,5 yıllık bir temeli var. Ama Seniha'nın öncesinde bizim ailecek geçirdiğimiz bir değişim var. Dediğim gibi önce işte Defne'nin sıfır atıkla bizi tanıştırması, ama onun dışında temiz olanı aramaya başlamamız. Yani ondan çok bahsediyorsunuz. Zaten Seniha.com'un web sitesine girdiğinde de ailenizin hikayesi okunduğunda tek tek biyografileri okuduğumuzda o değişimden bahsediliyor. O değişimi biraz açmak ister misiniz? Biz önce kendimiz için ufak ufak temiz olanı aramaya başladık. Ya diş macununun içinde işte toksik kimyasallar barındırmayanı, her gün deodorant kullanıyoruz, şu zehirli kimyasallar içermeyeni, şampuanı, sabunu derken biz bunları farklı farklı yerlerde çok büyük bir çabayla arayıp bulmaya başladık. Ve sonra dedik ki biz bu kendi zaman içine kendi zar zor arayıp bulduğumuz, bir araya getirdiğimiz bu çok kıymetli ürün seçkisini, kendi kullandığımız şeyleri başkalarıyla da paylaşalım, daha kolay ulaşsınlar. Hem güvenle ulaşsınlar, iç güvenliğiyle, yani güvenerek ulaşsınlar, içleri rahat olsun ulaşırken. Çünkü kendimiz bir filtreden geçiriyoruz bunları kendi hayatımıza katarken. Burada bir standart belirledik. İşte etkili olsun, doğal olsun, güvenli olsun. Ama
Hani tüm bunları bu kullanacağı mesela nemlendirici, etkili, doğal, güvenli ama öte taraftan üretim sırasında dünyaya zarar vermiş, işte karbon ayak izi. Öyle de olmasın. Yani hepsine iyi olsun. Böylece bir Seniha standardı ortaya çıktı. Yani kendi hayatımızdaki prensip zaman içinde evrim 4 aşamadan oluşan bir standart oldu ve Seniha standardı oldu. Onun dışında çıta çok yüksek ama. Çıtamız yüksek. Bir de yasaklar listemiz var. Evet. Bedenimize değmesini istemediğimiz, işte ağzımızın içine girmesini istemediğimiz bir takım kimyasallar var. Ve böyle bir yasaklar listesine göre hareket ediyoruz biz. Aynı şekilde Seniha'ya giren her bir ürün bu yasaklar listesi çerçevesinde inceleniyor. Tek tek bakılıyor. Ancak o şeyi içermiyorsa, oradaki yasaklı bir içeriğe sahip değilse, o zaman biz onu Seniha seçkisine alıyoruz. Evet. Yani çok sık dokulu bir elek var. Evet. Aslında değil mi? Yani hem işte üretim aşamasında hem teslim olma ve seyahat etme sürecinde hem paketleme kesinlikle sürecinde. Paketleme. Dolayısıyla curated aslında bir oluşum. Fakat bu curated de çok dikkatle curated edilmiş. Peki aslında ben bir şey söyleyeceğim. Kendi vücudumuza giren ve dokunan her şeye çok hassas olmamız aslında dünyanın en doğal şeyi. Ben daha önce de doğal ürünlere yaklaştık. Çünkü benim yaşadığım bölgede de Westport, Connecticut'ta da bu akım zaman zaman baş göstermeye başladı. Özellikle doğal ürünler satan bir dükkan Lübnanlı ve Türk bir Ermeni çiftin dükkanıydı. Orada yemekleri de buna göre yapmaya başladılar. Melke diye bir hanımefendiydi. Çünkü ben orada kendi damak tadıma yakın yemekler bulmaya tabii başladım. Onun için gittim. Tabii. Mercimek köftesi vardı çünkü. Efsane, en sevdiğim. Benim en sevdiğim. Her neyse, oraya gire çıka ürünlerle haşır neşir olmaya başladım. Yani sırada beklerken, işte öğle yemeğimi veyahut da zaman öldürürken teker teker bakmaya başladım. Ve aslında dikkat edersek, deodorant dediniz. Evet. Yani ben roll-on kullanıyorum normalde. Ve roll-onların deodorant, yani en hassas bölgelerimizden biri. Tabii kulağımız. Derinin çok ince olduğu, evet, ve her gün kullanıyorsunuz. Evet, her gün kullanıyoruz. Günde belki birden fazla kere kullanıyorsunuz. Yani ben bu konuda çok bilgi sahibi biri gibi konuşmak istemiyorum ama kendi deneyimim, ben oradaki alkolü hissediyordum. Yani orada çünkü yanıyor, çok çabuk tahriş oluyor. Ondan sonra siz bana bir deodorant yolladınız. Hiç bunları yaşamadım. Hakikaten de öyle. Evet. Şöyle. Demek ki içinde yasaklı madde vardı benim eski kullandığım. Kesinlikle iritan, evet, hormon bozucu, kanserojen, böyle özellikleri olabiliyor. Evet. Ona göre yasaklar listesine koyuyoruz. Sizi rahatsız eden iritan malzemeymiş içindeki. Tabii, ismi lazım değil. Çok meşhur bir N ile başlayan marka. Yani sapır sapır satılıyor ama yani hakikaten yanıyordu, hissediyordum. Tüm rolonları kötülemeyelim. Doğal kozmetik olup, doğal deodorant olup rolon da olabilir aynı zamanda. Tabii. Krem, hayır, tabii. Tabii. Hayır, ben sadece krem deodorantlarda. Hani, niye rolon dedim? Çünkü orada bir sıvı var. Doğru. Dolayısıyla o hale getirmek için ve onu büyük bir mese uygun fiyatla ulaştırabilmek için konması gereken bir takım kimyasallar var. Yani senelerdir, şimdi çok komik bir şey söyleyeceğim size. Benim aslında benim ailem de kozmetik. Var olmuş bir aile. Hepsi yasaklıydı diye düşünüyorum ben. Gerçi çocuk pudrası. Bir kısmı diyelim. Çocuk pudrası vardı eminim, onlar temizdi zamanında ama tabii bu biraz da dünyanın evrilmesiyle kesinlikle ilgili. Ama bu yasaklı maddelerin çoğunun da olması bir fiyat politikasından kaynaklanmıyor. Maalesef. Yani, maalesef öyle olmak zorunda ulaşmak için daha ucuz bir şeyler konulmalı ki içine onu
sürdüğün zaman hissinden de hoşlanman lazım. Tabii. Şimdi yapış yapış olduğunu hissetmek istemiyorsun ya da yüzüne sürdüğünde böyle sabit bir şekilde kaldığını hissetmek istemiyorsun. Hani kaygan olsun istiyorsun. Tüm o özellikleri verecek çeşit çeşit kimyasal var ama ne yazık ki çoğu hormon bozucu olabiliyor, iritan olabiliyor ve kanserojen olabiliyor. Size çok enteresan bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Belki daha önce, yani daha sonra da konuşuruz, açarız Tabii. bunları ama aklımda çok yer etti ve beni çok etkiledi. Hani hiçbir şey için geç değil. Hayatımızda hemen bir değişim başlatabiliriz ve o saf yaşama geçebiliriz diye. UC Berkeley'de bir araştırma yapılıyor. Sadece 3 gün boyunca ergenlik çağındaki genç kızlara dikkatinizi çekerim. Evet. Bu arada kadınlar erkeklerden daha çok kozmetik kullanıyorlar. Tabii genç ki. Kızlar da kadınlardan daha çok kozmetik kullanıyorlar. Daha çok şey deniyorlar, merak ediyorlar. Böylece daha çok toksik şeyle karşılaşıyorlar. Ve büyük bir ihtimalle bütçeleri de yüksek olmadığından ucuz şeyler de kullanıyorlardır belki. Yani her zaman fiyat hani kötü kimyasal içerecek anlamına gelmiyor ama çok meraklı oluyorlar ve annelerinden çok daha yoğun bir şekilde bu kozmetiklere maruz kalıyorlar. Tıpkı kadınların erkeklerden daha fazla maruz kaldığı gibi. Bu genç kızlara diş macunundan deodoranta, şampuandan nemlendiriciye malzemeler verilmiş. Denmiş ki 3 gün sadece bunları kullanacaksınız. Ve çalışmaya başlamadan önce idrarları alınmış, idrarlarında o toksik maddelere bakılmış. Evet. 3 gün sonra da yeniden bu genç kızların idrarları alınmış ve içindeki toksik maddelere bakılmış. 3 gün içinde inanılmaz oranda idrardaki bu toksik maddeler düşmüş. Demek ki doğal ürünler kullandılar. Doğal ürünler kullandılar ve sadece 3 gün bile temizlenmek, arınmak için yeterli. İnanırım çünkü bizim zaten vücudumuz bir makine gibi değil mi? Yani dışkısıyla, suyuyla arınmaya çalışıyor aslında. Bizim sadece ona destek olmamız, köstek olmamamız gerekiyor. Elimizden geldiğince tabii. Yani burada da kendimizi çok fazla böyle bir militan gibi kasmadan yavaş yavaş ben en basit hayatıma ne katabilirim? Bir düşünürüm. Ne kullanıyorum en çok? Diş macunu kullanıyorum, deodorant kullanıyorum, nemlendirici kullanıyorum. Önce bir hani her şeyi banyodaki çöpe atmadan önce, sonuçta bunların bir ekonomik değeri de var. Tabii. Sıfır atık diyoruz sonuçta. Bunları şeye atmadan bu üçünü hayatıma katarım. Ondan sonra baktım bu bana hani daha iyi geliyor, seviyorum, yavaş yavaş hazırım diğer şeylere. Onları hayatıma katabilirim. Mesela yaşam tarzı değişikliği aslında yani. Evet, ufak ufak birdenbire köklü bir devrime gitmeden tatlı tatlı bir yaşam tarzı değişikliği. Yani beslenme de böyle bir şey. Kesinlikle beslenme öyle. De böyle bir şey. Şeyi merak ediyorum, şimdi senelerdir duyduğumuz bir şey var kozmetikte özellikle. Siz dermatolog olduğunuz için de şey derler hep, yani çok jenerik bir markanın nemlendiricisiyle işte çok pahalı o Fransız deniz denen bir ürün var ya, o mesela hani derler ki bunların arasında hiçbir fark yok aslında kimyevi madde, kimyevi açıdan bakarsanız. Doğru mudur bu? Şöyle, claim'in ne olduğuna bağlı, iddianın ne olduğuna bağlı. Eğer nemlendirme iddiası varsa ben hastalarıma ile çok pahalı bir şey almanıza gerek yok. Cildinize en iyi gelen nemlendirici kullanabilirsiniz diyorum ama anti-aging anlamında ya da işte hassas ciltler için farklı farklı iddiaları oluyor, farklı ekstraklar kullanılıyor. O zaman gerçekten bir takım farklar olabilir. Sadece bir nemlendirici ise kullanılacak olan ama o zaman bütçeye çok zorlamayacak bir şey tercih edilebilir. Ama burada yine şeye geliyoruz, hani herhangi bir ürün değil ama daha çok clean beauty açısından kullanabileceğimiz bir ürün. Evet, temiz, güzellik. Onun için yasaklı maddeleri listesi var Seniha'da. Bir şey soracağım. Çok merak ediyorum. Türkiye'de yani coğrafya olarak, şimdi ben Amerika'da çok uzun seneler yaşadığım için son 3,5 senedir dikkat ediyorum. Sanki bizim coğrafyamızda güzellik ve bakım önemli. Çok. Yani değil mi? Türk kadını bakımlı, evet. Kendine dikkat ediyor.
Yavaş yavaş şeyi gözlemliyorum. Genç erkekler de artık bakımlılar. Yani evet, babaları ya da dedeleri gibi değiller ama kendilerine, bedenlerine özen gösteriyorlar. Tabii yani ben, biz İstanbul'da işte nispeten eğitimli bir genç olduğumuz süreçte daha böyle parmakla gösterilirdik. Şimdi bütün gençler çok bakımlı. Pırıl pırıl. Evet, üstleri başları vesaire, evet, deodoran olanını çözdük çok şükür. O benim müzdarip olduğum bir şeydi eskiden. Gide gele onu çözdük, o çok iyi. Peki alkol cilt için iyi değil değil mi? Yani surat için de iyi değil. Yani şimdi cleansing yaptın, yani cleaning yaptın, cleansing deniyor değil mi? Cleansing, temizleme. Cleansing. Evet, yani makyaj öncesi. Makyaj öncesi, akşam eve geldiğimizde günün kirini arındırmak için. Makyajla yatmak çok kötü bir şey değil mi? Makyajla yatmayı hiçbir şekilde önermiyoruz. Özellikle makyajı çok güzel çıkaracak yağ bazlı doğal temizleyiciler var. Çift aşamalı temizlikler yapılabiliyor. Örneğin bir yoyoba yağıyla eve geldiğinizde şöyle parmağınızı birkaç damla damlatıp bütün yüzünüze uygulayıp 1-2 dakika masaj yapıp bekletip arkasından böyle bir küçük el havlusunu, pamuklu bir el havlusunu sıcak suyun altına tutup onun önemli, iyice evet onu sıkıp ondan sonra yüzünüze koymak, soğuyana kadar beklemek. Arkasından dünyanın da güzel, güzel şey bunlar, çok bence keyifli. O bir yandan düşünsenize o yoyobayı arındırıyor, gözeneklerin içine birikmiş makyajı temizliyor. Arkasından da ya böyle nazik sürfaktanlar içeren bir temizleyiciyle, dediğiniz gibi alkol içermeyen, ya da bir kastil sabunuyla yüzü temizlemek. Arkasından bir bitki suyunu, bir hidrosolü tüm şifasıyla yüzünüze fıslamak, spreylemek. Bunlar şahane şeyler. Yani benim hayatıma bir parça bu ürünler girdi biliyorsunuz. Biz kesinlikle tanışmadan evet, önce. Ben de çok bakan ve bakımlı biri değildim. Yani üstüme başıma bakardım fakat cildimi evet, yani bilmiyorum. Belki Akdeniz çocuğu olduğum için işte o zeytin tenli vesaire deniyor. Hiçbir zaman öyle bir takıntım olmadı. 57 yaşında sektörümdeki tek botoksuz erkeğim galiba. Oraları da gelmiyor. O sorunu çözebiliriz Moş. Yok, hiç aklıma da gelmiyor. Merak da etmedim ama siz botoks yapıyorsunuz değil mi? Benim ilgi alanım bütüncül bir şekilde hastalarıma doğal kozmetik alanında hizmet vermek. Hizmetler. Kişilerin her an yaşının en iyisi hissetmelerini sağlamak. Tabii, ama çok önemli. Bunu başka birisine dönüşmeden, onların yapılarını değiştirmeden. Evet. Örneğin ben hep kare yüzlü bir kızdım. Hiçbir zaman oval yüzlü olmadım. Evet, oval yüz ama güzellik ideallerine. Moda. Şimdi herkes dolgu güzel yapıyor kare olmak için. Oval yüzlü olabilmek için. Ben şöyle düşünüyorum. Oval, yani benim düşüncem değil tabii. Oval yüzlü kişiler dikdörtgene dönüşerek yaşlanıyorlar. Benim gibi kare yüzlü kişiler de trapezoide dönüşerek yaşlanıyorlar. Benim anlayışım hani kareyi ovale çevirmek değil ama oval yüzünde oval kalsın bu dolgularla ve botoksla. Benim gibi kare yüzlü kızlarda kare yüzlü kalsın, yüzleri akıp aşağı gidip trapezoide dönüşmesinler. Benim çabam bu, bunu yaparken de onları değiştirmemek. Sizin için maintenance önemli. Maintenance. Ne güzel yani, söylediniz. Evet. Size seni hakkında bazı sorular sormak istiyorum. Ben tanıştığımızda ne çok kategori, onun için çıta yüksek diyorum. Yalnız standartlarınız yüksek değil, alan da çok geniş. Yani cilt bakımı var. Şöyle söyleyeyim, 4 ana kategorimiz var aslında. Doğal kozmetikler, gıda takviyeleri ve vitaminler, bu da sağlığımız için önemli. Kişisel sağlık ürünleri ve bir tarafta da sıfır atık ürünler. Sıfır atık ürünler. Peki, cilt bakımı hakkında biraz konuştuk. Süplementler hakkında biraz konuşalım. Onlar hepimizin diyetinde ve günlük hayatında olmalı mı? Yoksa onlar takviye mi sadece? Süplementler aslında hayatımızın vazgeçilmezleri. En basitinden bir örnek vermem gerekirse, ben doğal güzelliğimi korumak istiyorum diye başvuran hastalara en çok önerdiğim şeylerden birisi omega 3.
Omega 3 bizim paslanmamızı engelliyor. Omega 3 kemiklerle ilgili değil mi? Omega 3 tüm hücrelerimizle ilgili ve bizim hücre duvarımızın akışkanlığını sağlıyor. Böylece hücrenin içinden dışarıya, dışarıdan içine geçişi kolaylaştırıyor. Bu makinenin düzgün çalışmasını sağlıyor. Balık yağı. Balık yağı aynı zamanda da paslanmamızı engelliyor. Bu cildinizde dahil, beyin hücrelerinizde dahil, kalbinizde dahil. Dolayısıyla ya Sadiye Hanım beni uğraştırmayın. Hani çok yoğun öyle bir sürü vitamin içemem ben. Ama güzelliğimi korumak için hani sonradan pişman olmayayım. Tek bir şey için omega 3. Zaten benim de hiç bırakmadan kullandığım vitaminim omega 3'tür. Ama herkese ezbere vitamin ve gıda takviyesi önerilemez. Mutlaka bir kan tablolarının, genel sağlık durumlarının bilinmesi ve ona göre, eksiklerine göre dönem dönem bir takım şeylerin kullandırılması, önerilmesi gerekir. Yani doktor kontrolünde olmadan elinize gelen her şeyi almayın kesinlikle diyorsunuz. Doktor kontrolünde olmadan kullanılmaması gereken şeyler. Özellikle bu konuda da fonksiyonel tıp uzmanları destek oluyorlar. Tamam. Bu şekilde bir destek alınabilir. Bir de magnezyum diyorlar. Magnezyum vücudumuzda 180'den fazla enzimin çalışmasına katkıda bulunuyor. O enzimler benim makinemin çalışması için gerekli ama onu çalıştıracak anahtar magnezyum olmadığı zaman eksik çalışacağım, tekleyerek çalışacağım, kendimi yorgun hissedeceğim, kaslarım ağrıyacak. Dolayısıyla eğer magnezyum eksikse onu da tamamlamak gerekiyor. Dönem dönem dememiz de bu yüzden. Tabii ki tamamladığınızda ideal değere ulaşmış oluyorsunuz. Arkasından da onun stoplanması gerekiyor bir süre. Yani o değere ulaştıktan sonra almanın ve yükselmenin evet, çok, bir manası. Tabii çok manası yok. Vitamin manasında bir... Örneğin D vitamini için böyle. D vitamini şu anda COVID salgını dolayısıyla çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ama pek çok vitaminin aksine D vitamini vücutta biriken bir vitamin. Mutlaka kandaki değerine bakıp belli bir eşik değeri geçip geçmediğini görmek gerekiyor. Vücudumuzun düzgün çalışabilmesi için D vitamini belli bir değer aralığında olmalı. Eğer aşağıdaysa iyi çalışamıyor vücudumuz, yukarıdaysa da toksik olabiliyor. Evet. Kaş yapalım derken göz çıkarabiliyoruz. Kış aylarında daha mı fazla önemli bir şey? Yaz, kış aslında yaz, önerebiliyoruz D vitaminini. Çünkü insanlar yazında kapalı ortamlardalar, yazında kapalı kıyafetler giyebiliyorlar. O yüzden D vitaminini yaz, kış bakmak, takip etmek, ara ara ölçtürmek ve D vitamini takviyesi ezbere değil, ona göre yapmak ona gerekiyor. Göre. Bir şey soracağım. Cilt bakımını geçtik bir parça önce ama şimdi güneşten bahsedince aklıma geldi. Hep şey deniyor değil mi? Güneşli veya da herhangi bir günde cildinize 10 koruyucu dakika. Sürmeden çıkmayın. Koruyucu sürmeden çıkmayın diyoruz. Kesinlikle öyle. Bütün dermatologlar mutlaka her gün günlük pratiklerinde güneş koruyucu kullanırlar ve bunu hastalarına tavsiye ederler. Hemen şu soru geliyor. O zaman biz D vitamini nasıl sentezleyeceğiz? Şunu söylüyorum. Örneğin yüzünüz bütün gün açıkta olan kısmınız. Orayı korumak için evet güneş koruyucunu kullanın ama güneşin yüksek geldiği o 10-2 aralığında bir 15-20 dakika kollarınızı, bacaklarınızı güneşe göstermeniz D vitamini sentezi için yeterli. Ama D vitamininin tek kaynağı güneş diyemeyiz. Supplementlerle de alabiliyoruz. Biz dermatologlar niye korkuyoruz güneşten? Deri kanserini tetiklediği için korkuyoruz. Ha evet, bir de cilt yaşlanmasını getiriyor beraberinde. Evet. Geç yaşlanmak istiyoruz ama esas korkumuz deri kanseri. Bu nedenle güneş koruyucular kullanılsın istiyoruz. İyi bir şey yapayım derken cildime zarar verecek bir şey yapmamak için bunu supplementle almanın, tamamlamanın hiçbir zararı yok. Eksikse D vitamini supplementi kullanılabilir. Seniha'nın gerçekten Clean Beauty diye bir misyonu var. Fakat biraz önce konuştuğumuz gibi bu ürünlerin herkese ulaşmasından tutun ambalajına kadar geri dönüşümü, atıksız olması, defnenin sizin hayatınıza getirdiği bilinirlik ve gözlem gerçekten aslında Seniha'nın da ileriye dönük bir sıfır atıksız oluşum olmasını. Yani ben marka demeye çekiniyorum seni ya. Yani. Çünkü o kadar daha büyük bir arzu yatıyor ki altında. Evet. O kadar daha büyük bir felsefe yatıyor ki. Gerçekten ben sizin bir
pusula, bir yol gösterici olmaya çalıştığınızı hissediyorum. Elimizden geldiğince. Evet, insanların da bunu hissedeceğini düşünüyorum. Atıksız yaşam, sürdürülebilirlik, bu tip konular çok gündemde. Seniha'nın bu konudaki duruşu nedir? Şöyle söyleyeyim, en basitinden Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yılda dünyaya çıkardığı çöp 1,5 ton. Bunun sadece en ideal koşullarda %20'den azı geri dönüşüme gidebiliyor ki geri dönüşüm de çok da şahane bir şey değil, onu da biliyoruz. O zaman en güzeli mümkün olduğunca az çöp üretmek, mümkün olduğunca az bu dünyaya yük olmak. Elimizden geldiğince yapabildiğimiz kadar kendimizi strese sokmadan. Kompot yaparak. Biz mesela bir bostanımız var. Evet. O bostanımızda şöyle bir hedefimiz var. Tek bir sebzeyi hiç dışarıdan satın almadan ya da en az satın alarak ne kadar yetiştirebileceğiz bakalım. Hangi sebze o? Domates. Domates yiyecektim vallahi yiyecektim. Domates. Çünkü en çok neyim? En keyiflisi, evet. Hani çeşit, evet. Çeşit. Onun dışında kompost yapıyoruz ve o bitkilerimizi, toprağımızı kendi mutfak atıklarımızla zenginleştiriyoruz. Mutfak atıkları şehir çöplüğüne gittiği zaman metan gazına dönüşüyor ve sera gazı etkisine katkıda bulunuyor. Hem bunu engellemiş oluyoruz hem de kendi toprağımızı üretmiş oluyoruz. Onun dışında ama sadece... Kahvemiz bile değil mi yani? Kahvemiz, çayımız, en basitinden bunlarla yapabiliriz. Onun dışında çantamızdan, hiçbirimizin arabasının arkasından file torbası, bez çantası eksik olmaz. Alışverişe gittiğinizde mutlaka onları çıkarırız. İşte kasada insanlar bizi beklerler. Çok özür dileyerek. Onu ben de yapıyorum. Yani hakikaten o kadar bariz ki artık hakikaten ne kadar, insan utanıyor. Bir poşet plastik eksik olsun denizden. Yani. Bir poşet eksik olsun. Çünkü o poşet hiç denizleri düşünmüyorsak, kaplumbağayı, balığı düşünmüyorsak bile mikroplastiklere dönüşecek, sulara karışacak. Ve benim yiyeceğim balığa geçecek ve ben o mikroplastiği kendi bedenime bir daha çıkmamak üzere alacağım. Sadece kendimi değil, dünyayı düşüneyim. Kendimi düşünmüyorsam dünyayı düşüneyim. Ben gençlikten umutluyum ama. Yani ben gençliğin çok daha bilinçli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yani, kendi çocuklarımda, yani Defne'den bahsettik, keza kendi çocuklarımda görüyorum. Şeyde, beslenmede de yani artık hani o gluten free'ler olsun. İşte süt ve süt ürünleri içermeyen tabii. Olsun ama yani gençler bizi dönüştürüyor aslında, bizi evet. Destekliyorlar. Bizim onlara köstek olmayıp ulaşabilecekleri bir platform sunmak. Seniha'da da hedefimiz bu aslında. İnşallah. Kolay kolay ulaşılamayacak ürünleri, bir ürün seçkisini, bir arada bulamayacağınız bir ürün seçkisini güvenilir bir şekilde, güvenli bir şekilde, kolayca ulaşabileceğiniz bir şekilde sağlamak. Güvenli nasıl? İşte bir filtreden geçirerek, yasaklılar listesi olsun, Seniha standardı olsun. Süper. Sizin ev hayatınızda bütün bahsettiğimiz prensipleri uyguladığınızı düşünüyorum. Elimizden geldiğince, evet. Siz, ben geçenlerde size çok büyük bir küstahlık yaparak bir şey yolladım. Sonra dedim ki bunu asla kuş ailesi yemeyecek. Ben niye yolladım? Tatlı yolladım olacak gibi. Eminim ki onu yemediler. Bir şey soracağım. Ama çok güzel bir çay ama vardı. Güzel gözüküyordu. Gül yaprakları olan bir çay vardı içinde. Hasan Bey'in de vücudunun sıfır yağ olduğunu düşünüyorum ben. Ölçmedim ama ölçeceğim bir gün. Şey diyeceğim size. Gerçekten evdeki beslenmenize dikkat ediyorsun. Yani çünkü şöyle, benim kendime göre yurt dışında yaşarken çocuklarımız okullara gittiğinde ben hayatımda duymadığım kadar alerji, evet, vesaire duymaya başladım. Bu konuda çok çok eğitimli olduğumu söyleyemeyeceğim ama benim mantığıma yatan gerçekten bunu gıdadan aldığımız, yani zorlandığımız şeylerin zamanla yemeklerin içindeki hormonlar vesairelerden çocukları etkilediğini düşünüyorum. Hormonlarımızı etkilemesi. Aslında sadece gıda değil, hormonları etkileyen gelişme çağındaki çocuklar için yine kozmetikler, nemlendiriciler, şampuanlar, diş macunları çok büyük bir sorun. Çünkü içinde hormon bozucular var.
erken ergenliğe girilmesine yol açıyor. Her şey temas ediyor tabii. Cilde temas ediyor ve vücutta birikiyor. Meme kanseri gibi, prostat kanseri gibi hormonla ilişkili kanserlerin artışında yine kullandığımız kozmetikler sorumlu tutuluyor. Bugün infertilite çiftler arasında, çocuk sahibi olmak isteyen çiftler arasında çok büyük bir sorun. Evet, yine oran da artıyor. Artıyor. Sanki. Yine kullandığımız kozmetikten diş macununa tutun. Pek çok ürünün içindeki hormon bozucular aslında bizi etkiliyor. Hiç bizim bağlantı kuramadığımız şeyler halbuki değil mi? Yani tabii. Diş macunundan infertilite tabii. Kimsenin aklına gelmiyor. Ve çok kolay bir değişim yapabiliriz hayatımızda. En çok kullandığımız 3 ürünle diş macunu, deodorant, nemlendirici. Hiç olmazsa bunlardaki kimyasalı azaltayım. Tıpkı o UC Berkeley'de yapılan çalışmada olduğu gibi ümit verici. Ben bir yandan da hani evet genç kızlar daha çok kozmetik kullanıyorlar ama gençlerin bu değişimi daha çabuk benimseyeceğine ve çevrelerine yayıp ailelerine empoze edeceklerine inanıyorum. Ben de. Zaten yalnız kişisel bakım olarak değil, bence dünyaya olan saygıları çok farklı, çok daha bilinçliler. Bir de maddeden daha uzak bir gençlik olduğunu düşünüyorum. Yani bizim doğup büyüdüğümüz hani maddeden de kastım, maddesel güçten bahsediyorum. İşte evler, apartmanlar, katlar, biriktirmek, villalar, depolamak. Evet, depolamak. İşte 3 tane yemek setimiz olsun, misafir için ayrı, senin için. Onlar öyle yaşamayacaklar diye düşünüyorum ben. Onu umuyorum ve onu da görebiliyorum. Kendi çocuklarımda. Gerçi bir tanesi hala başarıyı maddeyle ölçüyor ama hayat ona öyle bana şey demiş. Nasıl yin yang? Önce onu yaşayacak, sonra bu tarafa evrilecek. Ama ben ona 5-6 sene önce hayatta bazı şeyleri kontrol edemezsin. O hızlı hızlı çıkmaya çalıştığın merdivende bazen önüne öyle bir engel gelir ki demiştim. Bu bir savaş olabilir demiştim. Bu bir ilişki olabilir demiştim. Covid oldu. Benim hatam değil. Ama o da onu öğretti. Ondan sonra vegan oldu. İş saatlerinin ayarını değiştirdi. Ben yeni gençlikten çok umutluyum bu konularda. Her ne kadar biz anlaşamasak da bazı konularda burada çok iyi olduklarını düşünüyorum. Peki o zaman toparlamak adına ben sizinle 5-6 saat konuşabilirim hiç sıkılmadan. Uzarsa da 2 bölümü ayırırız. Herkese keyifli dinler. Zaten kuş ailesini yavaş yavaş irdeleyeceğiz. Şimdi kuşla onu bağladım. Siz de kuşları meraklısınız. Evet, bir kuş koleksiyonum var. Ben kuşları çok sevdiğim için ve herkes de bunu bildiği için yıllar içinde bana sürekli kuş hediye ediliyor. Hastalarım işte muayenehane açılışı olsun, doğum günüm olsun, sevdiklerim hep kuş hediye ederler. Ben de onları böyle bir muayenehanemde sergiliyorum. Sergiliyorsunuz. Benim de kuşa olan ilgimi biliyor seyirciler. Onlar da çocuklarımın isimlerinden kaynaklanıyor. Demek ki benim koleksiyonumdan en aşağı bir set buraya geçti. Şimdi eve gidip karar vermem lazım hangisi olduğuna. Peki, ben gerçekten misyonun bu kadar değerli olduğu için seni nihai toplamak adına size birkaç soru daha sorayım. Seniha nedir? Seniha bir sağlıklı yaşam platformu. Kolay kolay ulaşılamayacak ürünleri, bir ürün seçkisini topladığımız, bir araya topladığımız ve insanların kolayca ulaşmasını sağladığımız bir platform aslında. Peki, Seniha'ya insanlar seniha.com'dan artı Instagram'dan günlük hikayeleri ve ürünleri ve sizin curate ettiğiniz yani neyin iyi gelip neyin iyi gelmediği bir ortamda. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam için daha doğal seçimleri nasıl yaparım diye düşündüklerinde ulaşacakları bir pazar yeri, e-ticaret sitesi ve bir blog aslında. Peki neden seni ya? İnsanların sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam için daha doğal seçimler yapmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Hepsi bu. Her aile biraz önce şey dedik. Üç şey yani diş macunu dedik, deodorant dedik ve nemlendirici. 3 şey değiştirirseniz o Berkeley'deki yapılan araştırma gibi 3 günde bütün kızların kan değerleri, idrar değerlerindeki vücutlarında biriken toksik kimyasallar azalıyor. Azalıyor. 3 günde sadece. Evet, sadece 3 günde. Düşünün bir sene yapsanız
ve onu ölçseniz ne olacak acaba? Kesinlikle. Şimdi size bir sorum var. Seyha felsefesinde yaşamaya başlayan bir aile. Evet. Bu ailenin evine gidelim. Evet. Geldik. Evet. Kapıda ne var? Kapıda paspas olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Peki girdiler. Mutfakta atıksız yaşam için onlara nasıl bir ipucu veriyorsunuz? Mutfakta en basitinden, en çok kullandığımız şey olan streç filmi azaltabiliriz ya da tamamen kesebiliriz. Bunun çok güzel, doğal, doğaya zarar vermeyen bir alternatifi var. Bal mumundan yapılan çantalar ve repler, yıkayıp yıkayıp tekrar kullanabileceğimiz, gıdalarımıza değmesinde hiçbir sakınca olmayan ürünler. Onun dışında banyomuza gidelim. Banyomuza gidelim. Ben size bir şey söyleyeyim. Mutfağımızda kalalım. Kalalım mutfakta. Niye? Çünkü benim takipçilerim, ben artık insanların gerçekten bu duyularının çok yükseldiğini seziyorum. Geçen gece ben bir balık yapacaktım. Yağlı kağıdım yoktu evde. Folyo kullandım. Moşe Bey balığın altına folyoyu fırına nasıl koyarsınız diye beni azarladılar. Ama yağlı kağıt da koymayın. Yağlı onun içindeki kağıt yağ da size çok zararlı. 3 tane omega 3 içmeniz lazımdı normal o zaman. Normal koy, yıka diyorsun. Aynen öyle. Uğraşacaksınız yıkayınca. Çok üzgünüm. I am very sorry. I am very sorry ama ben de tek başına yaşayan zavallı bir genç adam. biraz su damlatın şeyi. Tamam, şaka yapıyorum. Zaten buharda pişirsem daha iyi olacak. Kesinlikle. Peki bir şey daha. Bir de şey mesela hani bazen reels çekerken işte diş fırçası veyahut da suratıma bir şey sürdüğümde çeşmeyi açık bırakırsam mesela. Ne kadar güzel. Değil kesinlikle mi? Öyle. Yani hemen fırçayı ıslatıp yeniden su kaynaklarımız kısıtlı, yakında su savaşları çıkacak. Şu an pek çok ülke su kıtlığı içinde yaşıyor. Biz de o duruma düşmemek için, doğayı korumak için çeşmeyi açık bırakmak, duş süresini kısa tutmak, uzun uzun duşlar almamak, küveti doldurmak gibi lüksler yaşamamak, bunlar dünya için önemli. Her şeyi tüketmek zorunda değiliz. Tüketmeden de temizlenebiliriz, tüketmeden de güzel kokabiliriz. Vardığımız nokta zaten bunun hakkında yaşadığımız bilinçsiz tarzımız. Bir de şey, ürünlerde miktar konusunda da mesela doğru. Şey değil mi? Ben son zamanlarda hep şey duyuyorum, işte bir bir leblebi boyunda diş macunu. Reklamlardan yani ben, o alışkanlık. Evet, ben baştansınız. Ben 10 tane leblebi koyuyormuşum. Halbuki azıcık bir, değil mi? Bir leblebi yeterli. Cilt için kullandığınız kremler de avuç içinde. Özellikle doğal kozmetik ürünleri son derece yoğun, zengin ve besleyici ürünler. O yüzden bu şey çok oluyor. Ben bu ürünlerden fayda göreceğim diye insanlar böyle tabii. O küçücük kavanozlardan bol bol alıyorlar. Halbuki çok az miktarlarda parmak ucuna alıp kullanmak hem çok uzun süreler kullanıyorsunuz hem de yeterli o besliyor cildinizi. Dolayısıyla daha az tüketiyorsunuz. Anladım. Serum iyi bir şey mi serum için? Çeşitli serumlar kullanılabilir. Evet, yağ bazlı serumlar var, hyaluronik asit serumlar var. Amacınızın ne olduğuna bağlı olarak kullanılabilir. Hyaluronik asit serum deriye çok güzel nem kazandıran bir ürün. Ben çok severim. Kuru cilt yapısına sahip olduğum için de kendim sabah akşam kullandığım bir ürün. Ve hemen de onun üzerine kaybolmasın diye doğal sabit yağlardan üretilmiş nemlendiricimi kullanırım ki şeyin çektiği, hyaluronik asitin çektiği nemi oraya böyle lak etsin, hapsetsin, buharlaşamasın, benim cildimde kalsın diye. Anladım. Peki banyodan çıktık. Banyoda bir ufak eklemem olacak. Çok önemli dünya için plastik diş fırçası yerine bambu diş fırçası tercih edebiliriz. Sonuçta bir insanın... Onun sebebi ne? Bir insanın bir yılda ya da ömür boyu kullandığı diş plastik diş fırçasını düşünün. Onlar atık çöplüklere olarak gidecek ve mikroplastik olacak. Ama bambu doğaya karışan bir şey. Hiç olmazsa sadece o fırça kısmı, ağzı temizlediğimiz kısmındaki naylon doğaya karışmış olacak. Hani sıfırlayamıyoruz ama elimizden geleni yapabiliyoruz. Ya da ev temizliğinde doğaya zarar vermeyen konsantre temizleyiciler kullanıyoruz. Yüzey temizliği için işte parke olsun, yer olsun, onların refil olabilenlerini kullanmaya çalışıyoruz. Bu da bir sıfır atık felsefesi. Tabii. Mümkün olduğunca az kullanabilmek. Evet.
O zaman sanıyorum bir parça da olsa izleyicileri, takipçileri sayenizde yönlendirmiş olduk. Bana şey gibi geliyor, listelerle çalışan biriyim. Hayatımda her günümde, her hafta başında bir listem var. Bugün pazar, birlikteyiz. Pazartesi normalde günümü başlamadan ben bir akşam önceden liste yapıyorum. Ben şeyi de öyle algılıyorum. Bu sizin Seniha'nın çatısı altında topladığınız felsefeler ve aslında küçük küçük adımları toplu bakıldığı zaman bu çok büyük bir liste gibi duruyor. Ve belki de insanlar bundan korkuyor ve ürküyor. Ben bugün sizden bunu anladım. Bunlar adım adım yapılacak. Küçük küçük yapılacak tabii. Değişiklikler. Tabii. Ve bunlardan bir haz olacak. Bir geri dönüşüm olacak. Sağlığınızda, işte kan değerlerinizde, doktorunuzla olan ilişkinizde, cildinizde. Çünkü kesinlikle. Cilt çok, nasıl diyeyim size, bir organ aslında değil mi? En büyük organımız ve evet. Dünya ile olan bariyerimiz aslında. Ve oraya iyi baktığımızı çok çabuk hissediyoruz. Yani benim de dediğim gibi ufak ufak artık 1-2 senedir bir ilişkim var bazı ürünlerle. Ben kendimde fark ediyorum. Yani duygu manasında ruhunuza hissediyorum. Ruhunuza da iyi geliyor. Yani tabii. Daha temiz olduğumu hissediyorum. Daha iyi beslendiğimi. Zaten su içmeyi çok seven biriyim. Eminim ki su da su çok, çok önemli. Önemli. Cilt sağlığı için yeterli su içmek çok önemli. Evet. Dolayısıyla kısacası söylemeye çalıştım. O büyük listeden ürkmeyin. Gerçekten hem Doktor Sadi Kuş'u takip edin. Çünkü siz gerçekten özel hastalarınızın dışında bu mecrada yani bu platformda gerçekten bir bilgi kaynağısınız. Ve insanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Onu bir takip edin. Seniha dediğimiz oluşum ve .com ve platform ve market yeri dediğimiz aslında çok curated, daha butiksel yaklaşan ve birebir size bu öğretileri ürün bazında sunan, yasaklı maddelerden sizi uzak tutan bir oluşum. Adım adım, gerçekten adım adım. Yani ben şuraya varacağım deyip dağ tepesine bir günde ulaşmamız şart değil. Bu bunun kısa yolu ve kestirmesi yok. Bu bir yaşam tarzı. Hayatınızı olumlu şekilde değiştireceğinizi umuyorum. Ben kişisel manada bu tip bilgileri yavaş yavaş sindirip bu değişiklikleri yapıyorum. Ne mutlu. Size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım hepiniz daha sağlıklı yaşamanın hem kendimiz için hem bir sonraki nesil için hem de çevremiz için ne kadar önemli olduğunu hissedersiniz. Sizin takipçilerimize söylemek istediğiniz son bir cümle var mı? Clean, pure, sustainable. Yani temiz, kimyasalsız, zehirli içeriği barındırmayan, pure yani saf, doğaya saygılı ve sustainable, doğa açısından sürdürülebilir bir yaşam mümkün aslında. Yavaş yavaş, Muşe'nin de dediği gibi, kendimizi korkutmadan, ürkütmeden, ufak ufak bebek adımları atarak ama belli bir kararlılıkla böyle bir felsefeyi hayatımıza katabiliriz ve sürdürebiliriz. Peki. Hepinizi öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Biz kendimize iyi bakacağız. Bu akşam nemlendiricimi sürmeden uyumayacağım. İyi günler.